Merhaba arkadaşlar. A temelleri dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ağ mimarilerinden bahsedeceğiz. Ağ mimarileri network ortamında, ağ ortamında ağların nasıl değerlendirildiği ile ilgili, ağların hangi kategorilere göre değerlendirildiği ile ilgili konulara bakacağız arkadaşlar birlikte. Ağlar farklı farklı yönleriyle, farklı farklı özellikleriyle sınıflandırılabilirler. Biz de bu sınıflandırmaların nasıl yapıldığını, ağ mimarilerinin nelere göre sınıflandırıldığını bu dersimizde birlikte incelemeye çalışacağız. İlk olarak arkadaşlar ağ yapısına baktığımız zaman içinde bir sürü farklı etkeni, bir sürü farklı etmeni, özelliği barındırdığını görebiliriz. Bu nedenle ağlar farklı yönleriyle gruplandırılabilirler. Temel olarak baktığımızda 3 tane gruplandırma grubu öne çıkıyor arkadaşlar. Yani 3 yönüyle ağ mimarilerinin gruplandırılması ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi çalışma yapısına göre ağ türleri. Yani çalışma şekillerine göre ağ içerisindeki bilgisayarların almış oldukları görev ve yetkilere göre değerlendiriyoruz ve o şekilde kategorilendiriyoruz. Bir diğeri coğrafi açıdan ağ türleri, yani bilgisayarların birbirleriyle aralarında olan mesafeye göre arkadaşlar biz bilgisayar ağlarını sınıflandırabiliyoruz. Coğrafi açıdan da ağ türleri farklı bir kategori olarak incelenebilir. Üçüncü olarak arkadaşlar topolojilerine göre, yani bağlantı şekillerine ve iletişim şekillerine göre, yani yerleşim planlarına göre, burada tabii ki kullanılmış olan kablolar ve cihazlar da önem arz ediyor arkadaşlar. Bir diğer değerlendirme, kategorilendirme yönü de topolojilerine göre ağların sınıflandırılması arkadaşlar. Bu sınıfları inceleyeceğiz. Bu sınıflarda hangi ağ türleri var, neye göre oluşturuyoruz bu ağ türlerini ve ne gibi özellikleri var, bunları birlikte inceleyeceğiz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar çalışma yapısına göre ağ mimarilerini birlikte bir değerlendirelim. Ağlar çalışma yapısına göre ve iletişim şekillerine göre iki gruba ayrılıyorlar. Eş düzeyli ağlar, peer to peer dediğimiz arkadaşlar eş düzeyli ağlar ve istemci sunucu mimarisi dediğimiz client server ağ yapısı çalışma yapısına göre ağ mimarilerinin türlerini oluşturuyor. Eş düzeyli ağ mimarisinde arkadaşlar bu tür mimariye sahip olan ağlarda bütün bilgisayarlar aynı haklara ve aynı yetkilere sahiptirler. Yani bilgisayarlar kendilerine ait işletim sistemleri, kendi programları ne kullanırlar ve ağ üzerindeki tüm bilgisayarlar birbirinden bağımsız olarak çalışabilirler. Herhangi bir başka bilgisayara herhangi bir yönüyle muhtaçlık ihtiyaç duymazlar. Tamamen kendi başlarına, kendi yazılımlarıyla çalışan sistemlerdir. Ama bilgisayarlar arasında bir ağ yapısı söz konusudur ve istendiğinde dosya paylaşımı için, haberleşme için, program ya da donanım paylaşımı için bilgisayarlar birbirlerine bağlanabilirler ve birbirleriyle veri iletişimi sağlayabilirler. Ama tek başlarına yeten, tek başlarına kullanılan sistemlerdir arkadaşlar. Bu sistemlerde bir hizmet veren makine, hizmet alan makine diye bir kavram yoktur arkadaşlar. Ana makine gibi bir kavram söz konusu değildir. Buradaki bütün bilgisayarlar birbirine bağlıdır. Bizim okullarımızda, laboratuvarlarda kullanmış olduğumuz makineler genellikle bu şekildedir. Her bilgisayar kendisine ait işletim sistemi ve programlarını kendi içerisinde barındırır. Ve kendi programlarını kullanır. Yani bir program için ya da bir donanım için bir sunucuya bağlanma zorunluluğu yoktur. Her bilgisayar bağımsız olarak ağ olsa da ağ olmasa da çalışabilir durumdadır arkadaşlar. Ama gerektiğinde mesela biz okullarımızda bir NetSupport School diye bir program kullanıyoruz. Bu program sayesinde ben bilgisayarların ekranlarına daha doğrusu bağlı olan bilgisayarlara erişip o bilgisayarları yönetebiliyorum ve kontrol edebiliyorum. Kendi ekranımı paylaştırabiliyorum. İşte anlatımlarımı yaparken böyle bir program kullanıyorum ve tüm bilgisayarları bu program aracılığıyla yönetebiliyorum. İnternetlerini kapatabiliyorum. Kendi ekranımı onlara paylaştırabiliyorum. Kendi bilgisayarımdan onlara dosya dağıtımı yapabiliyorum. Ama
Sadece bu programı kullanırken bu bağlantıyı yapıyorum. Onun dışında her bilgisayar yine bağımsız olarak çalışmaya devam ediyor. Bu işte bu tarz ağlara yani bir yetki, bir ihtiyaçlık, bir sunucu, istemci sistem burada söz konusu değildir arkadaşlar. Ağdaki her bilgisayarın kendi hard diski ve kendi yazılımları vardır. Kullanıcılar istediklerinde diğer bilgisayarlara bağlanabilirler. Onlara veri gönderebilirler, veri alabilirler. Ancak dediğim gibi böyle bir ihtiyaç söz konusu değildir. Yani birisinin diğerine ihtiyacı gibi bir durum söz konusu değildir. Bu tür ağlar genellikle merkezi yönetim gerektirmeyen iş yerlerinde, işte bizim laboratuvarlarımız gibi ya da küçük çaplı arkadaşlar işte 10 makinalık, 15 makinalık bilgisayarların bulunduğu küçük işletmelerde kullanılan ağ yapısıdır. Peer-to-peer ağ dediğimiz ağ. Diğer ağ sistemi arkadaşlar, diğer ağ modeli sunucu istemci mimarisidir. Sunucu istemci mimarisinde ağdaki her bir bilgisayarın rolü farklıdır. Bu roller istemci ve sunucu durumunda olabilirler arkadaşlar. Bu mimaride merkezde sunucu bilgisayar bulunur ve dosya ya da kaynakların kullanımını, kullanıcıların yetkilerini ayarlamakla sorumludur. Yani bir sunucu, sistemde bir sunucu vardır. Bu sunucu diğer bilgisayarların yetkilerini, kullanacağı programları, örneğin burada bir web server örneği resimde gösterilmiş. Buradaki sunucu arkadaşlar tüm client'ların, buradaki her bir client'ın nasıl yetkilendirileceğini, neyi kullanacağını, neyi kullanmayacağını ayarlayabilir. Şimdi şöyle örnekleyeyim arkadaşlar. Kullandığımız OBS programını düşünün. Öğrenci Bilgi Sistemi programını düşünelim. OBS programında siz öğrenci olarak giriyorsunuz ve siz kendinizle ilgili işlemleri yapıyorsunuz. Yani sizin yetkiniz sadece sizin kendi bilgilerinizi görmek üzerine. Sisteme ben girdiğimde, yani bir akademisyen sisteme girdiğinde kendi danışanı öğrencileri görebiliyor. Öğrencilerin bilgilerine ulaşabiliyor. Mesela benim 50-60 tane danışmanlığını yaptığım sınıf var. Bu sınıftaki bütün öğrencilerin bilgilerine ulaşabiliyorum. Artı kendi dersimle ilgili olan bilgilere ve kendi dersimi takip eden öğrencilerin bilgilerine ulaşabiliyorum. Bizim okulumuzdaki, yani Meslek Yüksekokulu'ndaki öğrenci işlerini düşünecek olursak, o bütün Meslek Yüksekokulu'ndaki tüm öğrencilerin bilgilerine erişip onları görebiliyor arkadaşlar. Ana merkezdeki, yani rektörlükteki öğrenci işlerini düşünecek olursak, o bütün üniversitenin öğrenci bilgilerine erişip kullanabiliyor. Bunu sağlayan işte bir sunucu sistemdir arkadaşlar. Sunucu sistem sayesinde bu yetkilendirme yapılır. Kimin programın neresine ulaşabileceği ya da kimin bu illa sadece program olmak zorunda değil, donanımsal olarak da düşünebiliriz. Server bir donanım amaçlı ya da bir file server olarak, dosya sunucusu olarak çalışabilir. Kimin hangi dosyayı göreceğini tamamen bu sunucular ayarlar ve bu sunucular üzerinden belirlenir arkadaşlar. Bu sunucular tabii ki aynı anda birden çok bilgisayara hizmet veren sistemler olduğu için arkadaşlar bunlar donanımsal olarak da yüksek özellikli bilgisayarlardır. Yani bir standart bir workstation ya da terminalden daha üstün özelliklere sahiptirler. RAM olarak, sabit disk kapasitesi olarak, işlemci kapasitesi olarak. Tabii ki kullandığınız, daha doğrusu yapılandırdığınız network'ün büyüklüğü, hizmet sayısı, ağdaki düğüm sayısı, ağdaki her bir terminale biz düğüm adını veriyoruz. Düğüm sayısına göre bu serverların özellikleri de, hatta sayıları da, birden fazla serverda bir sistemin üzerinde yer alabilir. Yani bir veri tabanı sunucusu, bir dosya sunucusu, bir web sunucusu aynı anda bir sistemin üzerinde yer alabilir. Yani o tamamen kurduğunuz sistemin büyüklüğüne bağlı. Yani siz 20 bilgisayara hizmet veren bir sunucu istemci sistem mimarisi de tasarlayabilirsiniz. Bizim okulumuzda olduğu gibi yüzlerce bilgisayara hizmet veren bir sunucu istemci tasarımı da yapabilirsiniz. Ya da ODTÜ'yü düşünecek olursak arkadaşlar, 80 milyonluk Türkiye'nin bütün internet hizmetini sağlayan bir sistem de burada tasarlayabilirsiniz. Tabii ki buna göre de donanımsal özellikler farklı farklı olacaktır arkadaşlar. İstemci bilgisayarların tümü sunucu bilgisayarlara bağlıdır ve sunucunun verdiği yetkiler doğrultusunda işlemler gerçekleştirebilirler. Yani
Tüm terminaller istemci durumunda olan tüm terminaller arkadaşlar sunucu bilgisayara bağlıdırlar ve sunucu üzerinden çalışırlar. Sunucunun verdiği yetkiler doğrultusunda ancak işlem yapabilirler. Yani yapacakları işlemlerin sınırlandırılması, yetkilendirilmesi tamamen oradaki sunucunun vermiş olduğu yetkilere göre ayarlanır arkadaşlar. Ayrıca istemci bilgisayarlar sunucudan bağımsız da hareket edebilirler ama sunucunun sunmadığı hiçbir dosyaya da kaynağa erişemez ya da kullanamazlar. Yani şimdi bu yapı içerisinde bizim farklı modeller geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Biz o kadar detayına inmeyeceğiz bunun ama farklı iletişim şekilleri, farklı bağlantı şekilleri, farklı ilişki şekilleri bunlar arasında oluşturulabilir. Buradaki istemciler kendi başlarına hareket edebilirler. Yani bunların da kendilerine ait sadece kendi üzerlerinde kullandıkları bir yazılıma sahip olabilirler. Ama eğer bir ortak paylaşıma ulaşmak istiyorlarsa eğer bu tamamen sunucunun yetkisine bağlıdır. Sunucu yetkilendirmişse ancak ulaşabilirler. Şöyle düşünelim, bir muhasebe programını düşünün. Muhasebe programına işte genel müdürün erişme yetkisiyle oradaki herhangi bir muhasebe memurunun erişme yetkisi aynı olmayacaktır. Yani herkes kendi işiyle ilgili olan kısımlarına ancak erişebilecektir. İşte genel yetkili kimse, genel yetkili tüm bilgileri görüp kullanabilecektir. Bu yetkilendirme tamamen sunucunun kontrolünde olan bir yetkilendirme şeklidir arkadaşlar. Günlük hayatımızda sürekli olarak kullanmış olduğumuz arkadaşlar, İnternetin kendisi de aslında bir sunucu istemci sistem mimarisidir. Çok kanallı bir sunucu istemci sistem mimarisi aslında internet dediğimiz. Nasıl bunu söylemekle neyi kastediyoruz? Şunu kastediyoruz arkadaşlar. Şimdi biz evimize internet almak istediğimizde bazı firmalar var. Bu firmalara gidiyoruz, evimize internet almak istediğimizi söylüyoruz. Ve işte bize bir modem ve bir telefon hattı aracılığıyla internet bağlantısı veriliyor. Biz örneğin Türk Telekom'dan ya da ne bileyim işte D-Smart'tan ya da işte Süper Online'dan gibi çeşitli firmalardan internet hizmeti alıyoruz. Bizim internet bağlantımız için gerekli sunucuları bize bu firmalar sağlıyorlar. Bu kuruluşlar, kurumlar bize sağlıyorlar. Fakat onlar da dünyaya bağlanmak için yine bir sunucuya bağlanmak zorundalar. Yani ODTÜ üzerinden çıkış aldığımıza göre onlar da ODTÜ üzerinden arkadaşlar hizmet almak durumundalar. Onlara da ODTÜ'deki sunucular hizmet verir ve çıkışları internet üzerinden, yani dünya bağlantısını ODTÜ'deki merkez üzerinden yaparlar. Yani biz firmaya bağlanırız, aracı firmaya, hosting firması diyoruz biz buna. Biz aracı firmaya bağlanırız. Aracı firma ODTÜ'ye bağlanır. ODTÜ de omurgalar üzerinden dünyaya çıkış yapar. Bakın çok kanallı bir sunucu istemci sistem mimarisi internette mevcut. Yani internet bağlantımız varsa zaten aslında bir sunucu istemci sistem mimarisiyle zaten çalışıyoruz demektir. Web tarayıcıları istemci olarak web sayfasında sayfalarına istekte bulunurlar. Yani siz bir internet sitesine erişmek istediniz. Örneğin girdiniz işte www.sinop.edu.tr yazdınız. Enterladınız. Şimdi siz bunun talebini web serverlara iletmiş oluyorsunuz. Bu dosyalar daha önce bilmiyorum internet sayfası tasarlayıp yayınlayan var mı? Siz bilgisayarınızda tasarlamış olduğunuz dosyaların herkes tarafından görülebilecek web ortamına aktarılması için yine bir hizmet almanız gerekiyor. Aracı firmalardan hizmet almanız gerekiyor. Önce kendinize bir isim hakkı alıyorsunuz. Domain dediğimiz arkadaşlar, isim hakkı alıyorsunuz. Örneğin benim kendi internet sitem www.resultuna.com arkadaşlar. İnternet sitem için ben bir firmadan domain aldım. Yani bu isim hakkını aldım. Resultuna.com isim hakkını aldım. Ve yine bir firmadan barındırma hizmeti aldım. Yani benim dosyalarımı web üzerinde barındıracak bir alan satın aldım. Sonra kendi bilgisayarımda yapmış olduğum tasarımları bu firmanın bana sağlamış olduğu alana upload ettim, yükledim yani ve dosyalarım yayına geçmiş oldu. Siz şimdi www.resultuna.com yazdığınızda o
benim hizmet aldığım firmanın sunucularına talep göndermiş oluyorsunuz. O sunucular da sizin gönderdiğiniz bu isim hakkının yerini tespit edip size benim tasarlamış olduğum dosyaları ya da benim girmiş olduğum bilgileri web tarayıcılar üzerinden görüntülemenizi sağlıyorlar. Yani işte Google Chrome, Internet Explorer gibi, Opera gibi tarayıcılar üzerinden sayfaların görüntülenmesini sağlıyor. Arada çalışan bir sürü protokol, bir sürü program var arkadaşlar. Bu dersimizde yine ilerleyen zamanlarda bunlardan da bahsedeceğiz. Bu da bir sunucu istemli sistem mimarisi örneğidir arkadaşlar, web sunucuları da. Evet, sunucu istemci sistem mimarisinde arkadaşlar yerleşim açısından baktığımızda iki farklı yapı görüyoruz arkadaşlar. İki katmanlı two-tier dediğimiz sunucu istemci sistem mimarisi ve three-tier dediğimiz yani üç katmanlı sunucu istemci sistem mimarisinden bahsedebiliriz arkadaşlar. Evet, iki katmanlı modelde arkadaşlar istemci doğrudan sunucu ile iletişime geçebilir. Yani client'larla server'lar doğrudan bir bağlantıyla birbirlerine bağlıdırlar. Ara bir sunucu söz konusu değildir arkadaşlar. Client ile server doğrudan birbiriyle haberleşir. Daha küçük ölçekli, özellikle küçük ve orta boyuttaki işletmelerde, üniversitelerde, okullarda genellikle bu yapı kullanılır arkadaşlar. Client server doğrudan bağlantı, yani two tier, iki katmanlı bir sunucu katman, bir de client katmanı, yani istemcilerden oluşan iki katmanlı bir yapı söz konusudur. Bu modelde bazı güvenlik açıklarını ve performans sorunlarına sebep olabilmektedir. Yoğunlaşma olduğunda, yani client sayısı, düğüm sayısı arttığında güvenlik sorunları olabilir. Bu güvenlik sorunları içinde SSL dediğimiz Secure Socket Layer denilen bir yapı kullanılmaktadır. Bir yazılımsal yapı kullanılmaktadır arkadaşlar. Bu sayede işte güvenliğin sağlanması, çünkü doğrudan bir bağlantı, sunucuya doğrudan bir bağlantı yapıyorsunuz. Dışarıdan kötü niyetli kişilerin erişimine daha açık bir sistemdir bu. Sunucu bir veri tabanı sunucusu ise istemci doğrudan veri tabanı sunucusundan bilgi alabilir. Veri tabanına bağlanıp doğrudan sorgulama yapabilir. İstediği bilgilere, veri tabanı içerisindeki istediği bilgilere doğrudan erişebilir arkadaşlar. Evet. Three-tier yapıda ise arkadaşlar, three-tier yapıda ise iki server, iki tane sunucudan sonra client'lara erişirsiniz. Yani burada client'ların doğrudan bir veri tabanı sunucusundan bahsediyorsak örneğin, doğrudan bir veri tabanı sunucusuna erişimi mümkün değildir. Bir uygulama sunucusuna erişir. Uygulama sunucusu talebi client'ların talebini veri tabanı sunucusuna iletir ve cevabı veri tabanı sunucusundan alıp tekrar client'lara geri döndürür arkadaşlar. Bu katman güvenliği sağlamak ve istemcilere haklar ve yetkiler sunmak için kullanılır. Yani uygulama sunucusu bu client'ların veri tabanının neresine erişeceğini belirleyecek yetkilendirmeyi yapan sunucudur arkadaşlar. Ara katman sunucusudur ve bu yetkilendirme, client'ların erişim yetkileri bu uygulama sunucusu üzerinde tanımlanmıştır. Bu katman istemciden gelen tüm istekleri alır ve kimlik doğrulama yaptıktan sonra sunucuya iletir. Yani client'ın talebini alır, bakar, ağa dahil olan bir bilgisayardan gelip gelmediğini tespit eder. Eğer gerçekten o ağ içerisinde tanımlı bir bilgisayarsa veri tabanı sunucusuna ulaşımını sağlamış olur. Yoksa bu cevabı reddedecektir arkadaşlar. Yani dışarıdan erişip dışarıdan sunucuya müdahale edilmesini bu şekilde engellemiş oluruz. Bu şekilde sistemi güvenlikli bir şekilde kullanmış oluruz. Burada istemci, uygulama ve sunucu olmak üzere 3 katman vardır. Yani istemci katmanı, uygulama sunucusu katmanı ve ana server katmanı. Bu veri tabanı sunucusu, web sunucusu, file server yani dosya sunucusu olabilir. Ne hizmet veriyorsa, artık orada ne hizmeti alıyorsanız ona göre bir ana sunucunuz ve bir arada uygulama katmanı sunucusundan oluşan bir yapıya sahiptir arkadaşlar bu mimari. Evet, şimdi ne gibi sunucular var? Yani sunucu türleri nelerdir? Bunlara bir göz atalım arkadaşlar. Çeşitli sunucular var tabii ki. Yani yapacağınız işe göre farklı farklı sunucu tipleri, modelleri mevcut. Şimdi bu sunucular nelerdir? Bunları bir görelim. File server arkadaşlar, adı üzerinde dosya sunucusu.
Server üzerindeki çeşitli klasörler paylaşıma açılmıştır. Bu klasörleri kimlerin kullanabileceği, nasıl erişebileceği, izinler, okuma izni, yazma izni, okuma yazma izni, yani siz klasöre erişebilirsiniz ve içini görebilirsiniz ama mesela değişiklik yapamayabilirsiniz. Ya da oradan bir dosyayı alamayabilirsiniz. Sadece açabilirsiniz, görebilirsiniz ama dosyayı alamayabilirsiniz. Yani bu tür yetkilendirmeler, izinler, okuma yazma izinleri yine bu sunucu tarafından, file server sunucusu tarafından yapılır. Temel görevi dosya paylaşmaktır. Paylaşım haricindeki istemcilere merkezi depolama hizmeti sunar. Yani ana şeyi dosyaları saklamaktır arkadaşlar. Yani kalıcı olarak dosya depo etmektir. Bazen bilgisayarlarımızda çok fazla sayıda dosya biriktirme şansımız olmayabilir. Bazı çok fazla kayıt tutulan işletmelerde, kurumlarda, kuruluşlarda arkadaşlar bilgisayarların hafızaları bunlar için yeterli olmayabilir. Ya da birden fazla bilgisayarın aynı dosyalara erişimi gerekebilir. İşte bu durumlarda file server kullanıyoruz. Dosya sunucusu kullanıyoruz. Evet, database server arkadaşlar bizim en yaygın kullanmış olduğumuz sunucu türlerinden biridir. Database server hemen hemen bütün internet sayfalarının tamamının sahip olmuş olduğu bir sunucu türüdür. Database server veri tabanı hizmeti vermek için oluşturulmuş sunuculardır bunlar. İstemciler veri tabanı üzerinden yetkileri doğrultusunda bilgilere ulaşabilirler arkadaşlar. Örneğin sizin kullanmış olduğunuz öğrenci bilgi sistemi, mail hizmeti almış olduğunuz mail siteleri, üyelik gerektiren herhangi bir site, elektronik alışveriş siteleri olabilir, oyun siteleri olabilir. Yani üyelik gerektiren, sizin bilgilerinizi bir yerlerde depo eden bütün uygulamalar, çalışmalar aslında bir veri tabanı uygulaması gerektirir. Çünkü bu bilgilerin bir veri tabanı içerisinde ve bir veri tabanı uygulaması yazılımı içerisinde saklanması gerekir. Bunun için büyüklüğüne göre, sistemin büyüklüğüne göre SQL, MySQL serverlar ya da daha büyük uygulamalar, daha büyük ölçekli uygulamalar için Oracle sistemler kullanılabilir arkadaşlar. Veri tabanı sunucularında sorgulama dili olarak. Evet, transaction sunucu arkadaşlar, bu tür sunucular veri tabanı sunucusunda olduğu gibi SQL ifadelerini kullanmaya izin verirler. Farklı olarak birden fazla SQL ifadesinin toplu halde sunucu üzerinden çalıştırılmasını sağlarlar. Yani mesela biraz önce web serverlardan bahsettik. Web sunucuları arkadaşlar aynı anda birden fazla SQL cümlesinin çalıştırılmasını gerektirirler. Çünkü sizin sayfanızın görüntülenmesi, özellikle bir etkileşimli site yapmışsanız, mesela bir elektronik alışveriş sitesi gibi bir etkileşimli site ya da bir eğitim sitesi gibi, örneğin EBA'yı düşünün, bir eğitim sistemi sitesi gibi sitelerde aynı anda birden fazla sayıda sorgu cümlesinin çalıştırılması gerekebilir. İşte bu durumlarda database server'ın biraz daha üst ölçekli yapısı diyebileceğimiz, tabir edebileceğimiz arkadaşlar transaction server'lar burada kullanılır. Evet, bir diğer sunucu türü web sunucusu. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi internet üzerinde bulunan web sayfalarının depolanması, bu sayfalara istekte bulunanların sayfaların gönderilmesi, gösterilmesi, sayfaların yorumlanması, HTML kodlarının yorumlanarak sayfa haline dönüştürülmesi işlemleri arkadaşlar web sunucular tarafından yapılır. Bizim en çok muhatap olduğumuz sunuculardan bir tanesidir web sunucu. Bilgisayarınızda web tarayıcısını açıp da girdiğinizde yazdığınız adreslerin hepsi bir web sunucusu çalıştırır ve web sunucusundan hizmet alır. Sayfaların hepsi bir web sunucusu üzerinde tutulur ve web sunucusu sayesinde bizim web sayfası görüntüsünü elde etmemiz sağlanmış olur. Evet, Internet Security and Acceleration, yani erişim sunucusu diyebileceğimiz, internet güvenlik ve erişim sunucusu diyebileceğimiz ISA serverlar arkadaşlar önemlidir. Güvenlik amacıyla kurulmuş serverlardır arkadaşlar. Özellikle büyük ölçekli işletme, kurumların kullanmış olduğu arkadaşlar çeşitli güvenlik önlemleri, yani virüs, trojan, sızmalar, saldırılar gibi dış etkenli arkadaşlar olumsuz saldırıları engelleyebilecek, dosyaları engelleyebilecek sunuculardır bunlar. ISA server dediğimiz sunucular. Bu sunucularda hem firewall hem de proxy olarak görev yapabilirler. Yani hem ateş duvarı dediğimiz, firewall dediğimiz güvenlik önlemiyle hem de
isteyenleri yetkilendirecek, isimlendirecek, adres bilgisi ataması yapacak proxy server olarak da görev yapabilirler arkadaşlar. ISA Server Microsoft'a ait olup 2006 sürümünden sonra Microsoft Forefront Threat Management Gateway dediğimiz ismi almıştır. Bu noktadan itibaren TMG olarak arkadaşlar biz tanımlıyoruz. ISA Server'lar şu anda bu şekilde karşımıza çıkıyor. Evet, proxy server'lar arkadaşlar internet erişimi sırasında kullanılan ara sunuculardır bunlar. İnternete erişecek kişinin bilgisayarı server üzerinden çıkış yapar. Yani biraz önce bahsettiğimiz o siz mesela internet hizmeti alıyorsunuz. İşte Türk Telekom, Süper Online her nereden alıyorsanız onun proxy serverlarına bağlanıyorsunuz ve size bir IP ataması yapılıyor. Sizin MAC adresi dediğimiz arkadaşlar ya da donanım adresi olarak adlandırmış olduğumuz bir sabit adresiniz var. TC kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz bunu. Her bilgisayarın internete çıkma yetkisine sahip, özelliğine sahip her bilgisayarın mutlaka bir MAC adresi bulunur. Bu MAC adresi proxy serverlar tarafından alınır. Bunlara bir IP ataması yapılır. IP havuzundan bir IP ataması yapılır. Ve siz internette bu adresle gezersiniz arkadaşlar. Yani internete çıkmak için bir IP adresine ihtiyacınız vardır. İşte vekil sunucu dediğimiz proxy serverlar size bu adresi temin ederler. Yani sizin bir anlamıyla internetteki geziş biletinizi veren sunucular bu sunuculardır. Proxy serverlardır arkadaşlar. Ayrıca erişim yapılacak sayfalara yasak getirerek kullanıcıların sayfaya erişimini engelleyebilirler. Yani uygunsuz içerik olan sayfalar mesela Türk Telekom bunu yapıyor biliyorsunuz. Çeşitli içerikleri bazen kısıtlayabiliyor. Ve oraya girdiğinizde işte buraya girme yetkinizin olmadığıyla ilgili bir mesaj alabiliyorsunuz. İşte bunlar yine proxy server'ın kontrolünde olan proxy server'ın gerçekleştirdiği işlemlerdir arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şimdi bu konuyla ilgili yani çalışma şekillerine göre ağların sınıflandırılmasıyla ilgili konumuzu tamamlamış olduk. Şimdi yaptıklarımızı, anlattıklarımızı bir gözden geçirelim ve pekiştirelim konumuzu. Şimdi bir soru cevap çalışmasıyla birkaç soruyla yaptığımız işleri bir pekiştirmiş olalım. Ağ üzerindeki bilgisayarların aynı haklara ve yetkilere sahip olduğu sistemdir. Bu sistemde terminaller birbiriyle veri alışverişinde bulunabilirler. Ancak birbirlerine göre üstünlükleri yoktur. Tanımı yapılan ağ türü hangisidir? Evet biz hemen bir şöyle bir gözden geçirelim, bir hatırlayalım arkadaşlar. Çalışma yapılarına göre biz ağları kaça ayırdık? İkiye ayırdık. Ne dedik? Eş düzeyli peer-to-peer ağlar ve sunucu istemci tabanlı yani server client tabanlı sistemler dedik. Server client'ta hizmet veren hizmet alan vardı ve bir yetkilendirme söz konusuydu. Burada kimin neye nasıl erişeceği, hangi programdan ne kadar faydalanacağı sunucular tarafından belirleniyordu. Aynı haklara sahip olan, aynı yetkilere sahip olan, aynı düzeyde çalışan ağlara ise biz eş düzeyli ağlar diyorduk. Peer-to-peer ağ dediğimiz ağ. Burada tanımda yapılan da peer-to-peer ağın tanımıdır. Yani eş düzeyli ağın tanımıdır arkadaşlar. Bu sorunun cevabı eş düzeyli ağ mimarisi olacaktı. İnternet erişimi sırasında bir ara sunucu olarak kullanılan sunucu aşağıdakilerden hangisidir? Evet, internet erişimi sırasında arkadaşlar internetten hizmet almak için biz ne yapmamız lazımdı? Bir IP almamız lazımdı arkadaşlar. Ne yapacağız? File server olmaz. Bu dosya bize dosyaları paylaştırıyordu. Database veri tabanlarını paylaştırıyor. Transaction bir veri tabanı sunucusuydu. Yine database'in biraz büyük ölçeklisiydi. ISA server güvenlik amaçlıydı. Proxy server ne yapıyordu? Bize IP ataması yapıyordu. Yani buradaki doğru cevabımız proxy server olacak arkadaşlar. Evet, ISA sunucunun görevi neydi? Bu sunucular internet tabanlı tehditlere karşı istemcileri korumak ve erişimlerini denetlemek için kullanılır. Yani güvenlik amaçlı kullanmış olduğumuz sunuculardı arkadaşlar. ISA sunucu dediğimiz sunucular. Sistemde hizmet veren ve hizmet alan hiyerarşisi bulunan ağ türü hangisidir? Biraz önce konuşmuştuk bunun üzerine zaten. Hemen hepinizin cevaplarını duyar gibiyim.
Evet, hepinizin de tahmin edeceği üzere sonucu istemci sistem mimarisi arkadaşlar. Hizmet alan, hizmet veren hiyerarşisine sahip bir ağ modelidir diyebiliriz. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Bir dersimizin özetini çıkaralım. Ağlar nasıl gruplandırılır? Bu kriterleri gördük. Ağ gruplandırma kriterleri nelerdir? Öne çıkan bunlara baktık. Ağ türlerinin neler olduğunu söyledik arkadaşlar. Bunlardan bahsettik. Çalışma yapısına göre ağ türlerinden bahsettik. Çalışma yapısına göre ağ türlerinin nasıl sınıflandırıldığından, hangi türler olduğundan bahsettik. Ve sunuculardan bahsettik arkadaşlar. Sunucu türleri nelerdir? Sunucu çeşitleri nelerdir? Ve bu sunucular ne amaçla kullanırlar? Size bunları anlatmaya çalıştık. Evet, daha detaylı bilgi edinmek isterseniz kitapları, kaynakları ya da internette arkadaşlar bulabileceğiniz oldukça fazla miktarda bununla ilgili kaynaklar var. Daha derin, daha detaylı bilgi almak isterseniz bu kaynaklardan da faydalanabilirsiniz. Evet, dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Konuyla ilgili bize sormak istediğiniz, iletmek istediğiniz şeyler olursa forum üzerinden paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.